Beşiktaş'ta meydana gelen bu hunhar saldırıyı Cumhuriyet Halk Partisi olarak kınıyorum ve terörü lanetliyoruz. Terör bir vahşettir. Nereden gelirse gelsin, insan canına kıyan şey bir vahşettir. İktidar partisine her zaman şunu söyledik. Bu ülkedeki terörü çözmek için, terör sorunu yok etmek için Cumhuriyet Halk Partisi olarak elimizden gelen tüm desteği vermeye hazırız. 2013'te Sayın Kılıçdaroğlu o dönemin başbakanı Sayın Tayyip Erdoğan'a gidip şunu söyledi. Terör konusunda çözün, benim koltuğuma dahi mal olsa bu terörü yok etmek için elimden gelen desteği size vermeye hazırım dedi. Ama o günün başbakanı, ya sen himmete muhtaçsın, bırak, senin desteğine ihtiyacım yok dedi. Değerli arkadaşlarım, Türkiye'nin önemli sorunlarında iktidar muhalefet ayrımı yapılmaz. İktidar muhalefet ayrımı yapılmadan bu meseleler çözülür. Ama bizim yerimize o zamanın iktidarı nerelerden destek istedi? Kandil'den. İmralı'ya seferler düzenlendi. Peki çözüldü mü? Çözülmedi. 2002'de bugünkü iktidar bu ülkeyi devraldığında 7 tane şehidimiz vardı. Ama bugün yüzlerce, binlerce şehidimiz var. Bu ülkeye yazık. Biz size destek vermek istiyoruz. Çünkü bu ülke hepimizin. Cumhuriyet Halk Partisi olarak ülkemizi seviyoruz. Ülkenin bu terör belasından kurtulması için de elimizden gelen desteği vermeye de hazırız. O gün 2002'de bir tane terör örgütü varken bugün 3 tane terör örgütüyle Türkiye boğuşuyor. Bunun altında yatan sebep nedir acaba? Bunun altında yatan sebep bu ülkeyi yöneten iktidarın yanlış politikasıdır. Ben yaptım oldu politikasıdır. Ortak aklı reddetme politikasıdır. İktidar muhalefet ayrımı yapma politikasıdır. Bakın, eğer Cumhuriyet Halk Partisi olarak bizden destek isteseydiniz, ki tüm konularda destek veriyoruz. 15 yıldır bu parlamentoda AKP iktidarının hangi kanunu gelip de geçirmediğini ben hatırlamıyorum. Ama bizim yerimize PKK ile iş tuttunuz. Habura seyyar mahkemeler kurdunuz. Oslo görüşmeleri yaptınız. Ne oldu? Terör örgütü şehirlere yerleşti ve bugün yüzlerce şehit var. Ya bu ülkenin önceliği anayasa mıdır Allah aşkına? Bu ülkenin önceliği başkanlık mıdır? Bu ülkenin önceliği ortak akıldır, ortak akıl. Ortak akılı reddeden bir yapı bu ülkede başarılı olamaz. 3 tane terör örgütü gibi bir yapıyı bu iktidar yaratmış ama hala daha ortak aklı egemen kılmayı reddediyorsunuz. Ana muhalefetle görüşmek yerine gidip terör örgütleriyle görüşüyorsunuz. Bu doğru değil.